Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber ilk sonda yaptığımız savaşların e, videosunu izleyeceğiz, biraz da böyle yorumlayacağız, konuşacağız KVK'yı. E, i̇lk savaşımızı gerçekleştirdik. E, bu videolar e, tahminim iki bölüm şeklinde yaparım, çünkü hani sıkmasın insanlar, uzun olmasın istiyorum. E, savaş böyle izlerken gidişatları ve en son e, ne şekilde e, sonuçlandığı ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu anda Savaşın ilk dakikaları diyebilirim. Ee, yani alan alan savaşında normal orduların karşılaştığı daha bayrakların ulaşmadığı savaşı yani ilk dakikaları izliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu anda karşımızda TRN birliği olması lazım aynen. TRN birliği var arkadaşlar. Kendileri de bildiğim kadarıyla Türk Krallığı. Ee, biz de zaten Türk Krallığıyız. İki Türk Krallığının güzel bir kapışması var burada. E, açık alanda güzel bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bizim e, en büyük e, mücadelede en sağlam olduğumuz yerlerden biri açık alan e, krallık olarak. Ondan sonra da zaten e, top saldırı komutanları olanlarımız iyi. Garnizoncularımız iyi. E, ve bir de zaten açık alandaki en büyük kıstas şu bence. Topla hareket edebilmek arkadaşlar. Gerçekten hani böyle insanlar, biz mesela herkes burada Discord'da olan var, olmayan var. Bu alan savaşında örnek veriyorum. İnsanlar artık o kadar herkes birbirine e, alıştı ki hani bir anda böyle e, tek vücut haline e, yön değiştirme e, mesela Discord'da olmasa bile adam bu, duymasa bile bizi hemen mesela biz üstte dönüyoruz savaşmaya hemen bakın mesela şimdi MYM diye bir birlik var. Free ve MYM birliği iki birlik var burada. Biz şu an mesela TRN birliğiyle savaştık, onları kestik. Yukarı dönüp şimdi de TRN ve yani böyle hiç geri dönmeden sıfırdan tekrardan iki, diğer iki birliğin olduğu topluluğa saldırdık arkadaşlar. Burada tabii ki şey olayını yapıyoruz. Yani e, alanda mesela içlerine girip zaten e, çok fazla kalabalık olduğu için bazen biliyorsunuz kasıyor ve e, yani orduları seçmek çok zor. İşte alancı komutanlar işte burada çok önemli. Böyle bir savaşta mesela alancı komutanlarınız varsa eee Krallık olarak. Hepiniz birlikte adamların ortasına yürüseniz zaten. Orada direkt parçalarsınız adamları. Yani e, komutan kombinleri de çok önemli. Gördüğünüz gibi güzel bir gene e, açık kalan savaş dönüyor. <laughs> Burada tabii ki kaleler atıldı. İki tarafında kaleleri genelde e, agresif agresif diyebiliriz. Yani e, iki yani düşmanın kaleleri de bizim kalelerimiz de agresif sayılacak şekilde atıldı. E, tabii ki onları yıkmak için de bayrakların yetişme ihtimali Göz önünde, yani hızlı bayrak açıldığı zaman onu da organize olmanız gerekiyor. O da çok önemli. Eğer bir kaleyi yıkmak istiyorsanız e, kesinlikle o bayrak konusunda çok iyi organize olmanız lazım. Gördüğünüz gibi burayı da e, temizleyebildik. Adamların zaten birçoğunu dövdük. Döv dövmediğimizde geri kaçıyor. E, açık alanda dediğim gibi arkadaşlar gayet başarılı gidiyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi e, toplu hareket ediliyor. Hani şöyle bir şey yok. Ben kafama göre işte 3-5 kişi orada savaşayım. 3-5 kişi burada savaşsın diye bir şey yok arkadaşlar. Genelde hep böyle tek vücut, tek bütün halinde savaştık. Tabii ki burada cepheleri görüyoruz. Ee, şurada. Ee, oradaki cephelerde mesela bir süre sonra tabii ki şu olacak. Hani ee, cephe fazlalaşabilir. Bir süre sonra. Hani o zaten muhtemel bir olay. Evet burada gördüğünüz gibi puşlamaya devam ediyoruz. O ka son kalanlar puşlanıyor. Eee... Ya dediğim gibi burada yani aç kalan en büyük en büyük e, yani üstün gelme olayı beraber hareket edebilmek. Yani gidip de böyle e, toplu halde ilerlemek. Yani mesela biri sağ, sağda savaşıyor, biri solda savaşıyor, biri işte e, arkada kalıyor falan bu iş biraz sıkıntı. Hep beraber iler ya ilerleyeceksin hep beraber. Tabii ki şu da var. Mesela karşı taraftaki orduya bakıyorsunuz. Misal Adamlar senin iki katın hani diyorsun ki mesela ben bundan dayak yiyeceğim ona göre toplanana kadar daha çünkü arkadan tak, sonuçta bu daha bayraktan ulaşmadı bir savaş orduların gelene kadar bu adamı döveceğini düşündüğün kadar ordu birikene kadar bir miktar geri çekilmek lazım. Hani bu şey değil ee, korkaklık bir şey değil yani bu bu savaş böyle stratejik bir şeydi arkadaşlar yani öyle gidip de hani bunu kimse şey olarak görmesin geri çekildi ya korkak çünkü hastanenin hızlıları zaten savaştan hızlı düşersin onun için mantıklı hareket etmek lazım gerektiğinde geri çekilmeyi bilmek lazım. Gerektiğinde de böyle döveceğinizi düşündüğünüzde gördüğünüz gibi daha aynı 3 tane krallığa da alanda direkt dövüp geçtik. Niye? Çünkü e, hani potansiyelini bilmek önemli kendini. Tabii ki biz rakibin potansiyelini daha bilmiyorduk. Hani daha onunla tabii ki ama kendimize olan güvenden dolayı bu hani kendi potansiyelimizi bildiğimizden dolayı bayağı kaç kahve oldu? Bu 5. mi 6. kahve kalmış mı? Ya e, aramıza yeni katılanlar da oluyor. Ee, ama onlar da çok güzel uyum sağladı zaten. Ha, gördüğünüz gibi hala daha alanda biz dolaşabiliyoruz. Yani <laughs> adam e, üç tane krallıkla alanda savaştık. Daha da hala ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan e, biraz daha ilerletelim. <laughs> evet. Savaşın biraz daha ilerleyen kısımlarına gideyim. Ee, sol tarafta da bizim PV67 diye birlik var. Bakın bizim bayraklarımız geldi. Furi ve MYM kalesi var. TRN kalesi var. Böyle tam da ortasında bizim PNX kalesi var. Böyle üçgen şeklinde onlar kaleler attı. Bize tam ortası ortalarına attık gibi bir şey oldu. Tabii ki bu ayarlanmış hani onların kalesine göre ayarlamadık. Tabii ki biz bunu önceden stratejik olarak e, Kamil bunu kendi düşünüp bizim kralımız olan Kamil belirledi. E, kendi oraya attık kaleyi. Yani burada iyi olur Buradan hani e, adamlar bayrakla gelirse de konum olarak bu kaleye ulaşmaları biraz daha uzun sürer. E, hani hızlı bayrakla iyi gelebilirlerse diye. E, atılan bir kale burası arkadaşlar. Şöyle durduracağım. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten tam ben benim Ramses'in olduğu yer bizim kalemiz. E, biz rastgele tp'lerle bakın yaklaşık bir 20 oyuncumuz falan orada herhalde. Rastgele, şimdi bu da çok önemli. Şimdi eğer top e, toplu saldırı yedin, ye, yeme olayında... E, sıfırlanma riski olmayan Yani 100 milyon üstü oyuncular da veya teknolojisi iyi olan oyuncular da bu sıkıntı değil. Öne öne yani rastgele tepelerde kalenin yakınlarına düşmek. Bu da bir güzel bir stratejidir. Hani en azından bu oyuncuların sayesinde, iyi sağlam oyuncuların sayesinde orayı tutabilmeniz anlamına geliyor bu bayrak gelene kadar. Zaten bayrak geldikten sonra herkes önde savaşacak. E, şu anda gördüğünüz gibi pv 67 müttefimiz solda e, 594A normalde Konuşulandan biraz daha arkaya attı. Yani e, bildiğim kadarıyla. Biz biraz daha ön daha öne herhalde planlandı. O kendi kafası öyle bir şeyler atmış. Yapacak bir şey yok. Yani bazen işte her zaman e, her müttefik sana uymayabiliyor. Böyle şeyde e, diğer düşman da mesela TRN tam ortada e, MYM arkasında furi, yani kale düzenleri güzeldi. Kötü değildi. Yani atılan kale düzenleri. E, mesela sadece TRN biraz daha agresif attı. Diğer Furi ile MYM biraz daha normal atmış. Yani ne agresif diyebiliriz ne defansif. 201 de aynı şekilde. Sadece mesela JR, e, JPRP denen bir linki daha defansif hani biraz daha arka. Bizim de mesela 594 an de defansif bir kale atışı. Yani bayraklı ulaşamazsın. E, kendine demek ki adam alanda güvenmiyor. Hani onlar çünkü bildiğim kadar Koreliydi herhalde. Ha, alanda belki kendine güvenmediği için adam e, yıkılır yani bayrak ulaşırsa diye biraz daha geri atmışlar bizim kalemizde daha biraz daha agresif tabii ki. O 3 karenin ortasındayız zaten gördüğünüz gibi M M TRN kalesinin 3 düşmanın kalesinin ortasında. Evet devam edelim savaşa. Şöyle biraz da savaşın döndüğü kareler varsa oralara geleyim. <laughs> Bakın şimdi burada e, toplan markı var e, ve muhtemelen Discord'dan ilerleyelim komutu e, geldi ve ilerlerken de şu olay yok mesela hani ben ilerledim 5 kıtamla hemen gireyim 100 kişinin arasında savaşayım gibi bir şey yok. Ee, gene savaşılacağı zaman e, belli bir noktalarda toplanılıp böyle savaşılıyor. E, o da tabii ki dediğim gibi sizi her zaman mesela aynı güçte bile olsanız gene döversiniz adamı. Yani iyi organize olmuş iyi hareket eden bir e, birlikle bakın ilerle komutu e, konulmuş şu anda e, düşman. Mesela düşman burada akıllılık yapıyor bence niye? Zaten şurada mesela kaybedeceğimiz savaşta bence ben benim oyun mantığım stratejim odur arkadaşlar. Ben mesela hani gideyim bodozum ama herkes savaşır. Bam 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 savaşayım. Bodozlama öyle bir şey yok. Yani toplandığın zaman düzgün şekilde toplandığın zaman savaşacaksın. Bu her zaman böyledir yani. Burada eee Bakın mesela önde kalanlar direkt dayağı yedi gidiyor. Yani burada işte bunlara dikkat etmek lazım. AFK kalma belki AFK'de o bilmiyorum. Hani bir toplanma bölgesinde AFK kalmayacaksın. Daha aktif böyle savaşın döndüğü zamanlarda. Biraz daha ilerleyelim bu. Burada toplan markı geldi bakın. Ee, artık ordular şimdi orada toplanmaya e, yavaş yavaş başlıyor. Önde Tek tük kalanlar var. Onlarla şimdilik e, savaşıyorlar. Ama genelde dediğim gibi kimse mesela e, kolay kolay. Uyarılır bizde. Hani gidip de 100 kişinin arasında bir kişiyi de alıyorsa o kişi bir günü uyarılır yani. Bir de komut dinleme olayı var. Mesela e, toplan denildiği zaman toplanıldıktan sonra savaşmak. Bunlar falan çok önemli. Burada mesela bayağı raşlamışız. Bayağı yukarı çıkmışız. E, onların bayraklarına doğru çıkıyoruz. E, burada herhalde şey yapmaya çalışıyorduk. Bizim diğer birliğin üstündeki baskıyı PV67 birliğin üzerindeki en azından baskıyı da azaltalım diye biraz o tarafa kaydık. Evet, biraz zahmetli. Evet. Alanda gene dediğim gibi bayağı kalabalık. Zaten online sayılarımız herhalde bizim krallıkta şu anda arkadaşlar 110 veya 120 herhalde bildiğim kadarıyla hesap var. Yani gerisi farm böyle birlik 150 yapmış şey Hep farm hesabı. Farmlarda bizim genelde sınırlıdır. Yani belli gücü geçemez. Ee, tek tük vardır öyle geçen. Öyle hani farmla bayrak doldurma bilmem ne falan yok. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Ee, yani ben farmla bayrak dolduracağım ama daha düzgün adam alırım kralla. O adam her türlü hem bayrağı doldur hem alanda savaşır o farmın gücüyle mesela bir tane t5 farmın oldu olsa ne olmasa ne onunla bayrak doldursa ne doldurmasan ne yani e, çünkü ana mesela onu yaparken ana hesabı oynayamaz adam e zaten ana hesabı oynamayınca bu sefer alandan düşüyor onun için bizim hani biraz daha sıralıktaki olayımız e, farm hesabı değil de, ana hesapların güçlü olması e, ana hesaplardaki insanların kul oynaması yani farm hesabına girip bana bayrağı doldur falan diye kimseye de denmez yani Biraz daha ilerleyelim. Evet. Şöyle hafif geri alayım. Evet. Şimdi bakın. <laughs> buff basıldı e, TRN'de. Bizim bakın herkes bir anda toplan denen mesela hücuma geçti ya karşı taraf. Herkes bir anda e, ana hani o topun olduğu kısma yöneldi farkındaysanız. Hani e, tek tük savaşanlar var. Şu anda çoğunluk toplan denen alanda. Şimdi buff da geldi bizden. Şimdi güzel bir gene alan savaşı izleyeceğiz arkadaşlar. Burada işte o top mesela bir de topun olayı şu. Hani o topu oluşturuyorsunuz ya iç içe giriyordular. Şimdi rakip sizin ne kadar olduğunuzu kestiremiyor. Bir de o da güzel aslında alanda. Hani sizin ne, ne kadar ordunuz var orada ağız mı var çok mu var gerçekten anlayamıyor yani. Şu, anlayamazsınız çünkü hep ordular iç içe olduğu için. Tabi artık bu şeyden sonra hani o topun bozulma olayı var yani karşı tarafta hani kalabalık geldiği için artık herkes vurduğunu şey yapıyor. O topun içine giren zaten çok yaşamaz. Hani bir de alan vuran komutanla giriyorsanız o topun içine bir anda sizi çok ordu size vururken bulabilirsiniz yani. Çünkü alanı vurduğun otomatik ordular sana dönüyor. Herhangi bir demeç vurduğun zaman orduya. ya. Evet. Güzel gene dediğim gibi güzel bir alan savaşı. Burada ya bu işte hep konuşuyorduk ya eski videolarda da izleyenler bilir. Hani alanda işte arkadaşlar şöyle bir savaşta alan vuran komutan işte farkı ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir savaşta alan vuran komutanın varsa güzel kil kasıyorsun. Gerçekten kil kasma açısından da veya katkı anlamında da çok güzel katkı sağlıyorsun. Çünkü işte alan vuran mesela burada e, diyelim ki kaç kişi var? 60 kişi var, 70 kişi var. 70 kişi de e, 70 tane Yiğit Seonk olduğunu düşünün burada. Aynı anda o Yiğit bir alan vurduğunu düşünün. Direkt zaten patates oluyor direkt düşman. <laughs> Onun için alan vuran komutan güzel arkadaşlar. Yani böyle savaşlarda direkt farkını ortaya koyuyor. Evet şu an genelde karşı taraftan bayağı üzgün surat gördük. Bir de adamların bayrağının dibindeyiz savaşıyoruz şu an. Bayağı ilerdeyiz yani. Ya bunu burada hani neden buraya geldik? Buradaki amacımız mesela düşmanı yıpratmak. Çünkü alanda dövüyoruz rakibi sonuçta. Ben bu alanda rakiple kafa kafaya gitsem Bu bayrağına gelmem Çünkü niye lan adam zaten adamla kafa kafayım Gidip de adamın işini bayrağına gelip de Boşu boşuna niye kill vereyim ki Burada rakibi ben alanda dövebiliyorsam Gelirim bayrağına da gelirim alanda döverim Hastanesini doldur Strateji bu yani Zaten e, Burada Sürekli gezdik biz Baya güzel bir savaş döndü yani Bizim açımızdan gerçekten güzel bir savaş geçti ee, sürekli böyle alanda geze geze savaştık. Evet. Bakın ben daha şu anda hala daha ölen kıta yok bende mesela. 5 kıta hala savaşabiliyorum. Ee, bir tek sadece Nevskin canı bir yarıya inmiş. Bir de ordular seçmek ölüm. ya yani sadece şu oyunda tek sıkıntı şu. Ee, yani mesela adamı seçiyorum. Adam dibimde yok aslında o adam yani orada savaşıyor adam ee, o olay çok kötü oluyor o lag işte yani lag olayı diyoruz ya çok lag oluyor delay oluyor falan adam orada savaşıyor gözüküyor aslında ama adam orada savaşmıyor adam tabi gitmiş beyzine veya ölmüş dönmüş falan yani onu sevmiyorum keşke biraz daha oynayalım mesela şurada iki savaşıyoruz o kadar lag olması bence bir iki birlik savaşıyor ya. Imperiumlar ben düşünemiyorum. Gerçi imperium kahve kahvekalarında insanlar şikayet ediyor ya. Mesela imperiumda zaten bir tane imperiumda dört tane ana böyle sağlam klan oluyor. Bir, bir imperiumda dört tane. Yani alan savaşı sen düşün. Dörde dört iki imperium birbirine girdiği zaman yani ne bileyim. Biraz oyunun bunlara çözüm bulması lazım bence. Yoksa oyun çok mesela şu savaş çok keyifli işte. Alan savaşı. Bakın arkadaşlar. Eee. Bir de ha burada evet şunu görünce aklıma geldi şimdi. Şimdi onlar sağ bayrak attı ya. Bir de ha buraya savaşmamız nedenlerinde bir de oydu. Adamlara bayrak e, attırmama. Yavaşlatma. Hani, o sonuçta bayraklı hızlı bayrak buff'ı bitince o adam ne kadar yavaş o bayrağı atarsa o buff'ı e, yanlış kullanırsa çünkü bir saatlik bir buff çok uzun değil. E, sonrasında e, sonuçta o kale kendi kalesini de koruyamayacak. Sizin kalenize de şeymeyecek. O da vardı yani. Şimdi şimdi bayrağı görünce aklıma geldi çünkü savaş geçer iki gün oluyor ben de anca işte o zaman videodan çekmiştim anca şimdi düzenleyip düzenlemedim lan hani video üzerine size anlatma fırsatını anca bulduk yani normalde savaş bu, bu, iki gün önce olması lazım bu savaş İki gün öncenin savaşı yani bu, bu savaşın işte dediğim gibi iki kısımdan oluşturacağım büyük ihtimalle kısımda size anlatacağım arkadaşlar ne oldu ne bitti şimdi ya kademe kademe ilerliyoruz zaten Mesela gördüğünüz gibi yani burada eee da iler yavaş yavaş ilerleteyim. Burada hedef oydu yani. Adamlar mesela hala farkındaysanız şey yapıyor. Şimdi biz de savaşmayı tercih edip e, bayrağa bayrağı gitmiyor adam akıllı. Mesela orada işte bayrağı ne kadar yani kaybettirirse çünkü o dedim ya biz bir saat çok değerli. Hızlı bayrağı açtınız. Mesela zaten o bayrağı çok geç attılar. Şimdi içini doldurmaya çalışıyorlar. Biz mesela hemen oraya yöneldik. Bakın içini doldurturmamaya çalışacağız. Şimdi biraz daha ilerleyip yani buradaki mantık da oydu. da arkamızda falan birikiyorlardı. Şimdi mesela biz öne çıktık ya Tabii ki diğer düşman iki birlik e, arkaya da e, birikmeye başlamıştı. Bakın. Herkes buraya acil toplansın var koymuş. E, şu anda hızlı bir şekilde e, intikal ediyoruz alana. Çünkü karşı taraf dediğim gibi yukarıda Hem tabii ki onlar da boş durmadı. Birikmişler. E, bu, bunlar da Furi ve MYM denen. Bunlar yabancı ikisi de. Onlar da ikisi birlikte birleşmişler. Ee, gene bir toplanmışlar. Bakalım. Şimdi burada gene bakın. Şimdi burada mesela biz çok az gözüküyoruz değil mi? İç içeyiz. Ama emin olun belki de o karşıdakilerden daha fazlayız. Yani belki de o karşıda onlar biraz dağınık olduğu için fazla gözüküyorlar bir göz ama. Onlardan daha fazla olma ihtimalimiz var yani orada. Bakın adam, adamlar hemen geri çekilmiş. Biz şimdi kutlamaya başladık. Şimdi düşmana bakın mesela arkadaşlar. Onu, onu demiş. Kork, mesela korkmuş adamlar. Adamlar korkarak oynadığı için arkada o adamlardan bir sürü. Biz biraz daha böyle farkındaysanız daha böyle herkes böyle şey geri vites olayı az. Hani herkes böyle sürekli ileri sürekli hücum. Mesela karşı taraf böyle bir kararsızlık var. Ya savaşsam mı dayak yerim korkusu, hastanem dolar korkusuyla savaşma sanki şeyi var. Biraz da tabii ki dediğim gibi alanda da açıkçası biz adamlardan daha iyiydik yani. Hani şey olarak komutan olsun, ekipman olsun daha iyi durumdayız. Onun da faydasını görüyoruz tabii. Sadece hani her şeyde tabii ki organize oldum veya toplandım da olmuyor. Burada bakın bizim bayraklarımız... Ee gelmiş neredeyse kalenin oraya. Hızlı bayrak bafımıza çok az kalmıştı burada. Son belki bu son bayraklar herhalde. bundan sonra belki bir bayrak daha atabiliriz. Şimdi i̇şte bu işte bu bayrağın buraya kadar gelebilmesi olayı tamamen yani burada burayı da organize etmek. Mesela 200 k orduları ayarlıyorsunuz örnek veriyorum. 2 k doluyor ya. 10 kişi lazım size. Sürekli o 200 k'larla tak 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 bayrak atacak. Yani bu bu tarz savaşlarda mesela kale yıkmak istiyorsan veya kaleye bir şeyler yapmak istiyorsan önemli. Evet burada gene burada gene bakın adamlar bak hep biz sürekli içeriye doğru yani şey yok <laughs> bizim ordular hep yukarı çıkıyor hep ileri gidiyor şu an adamlar zaten patır patır dökülüyor o yüzden zaten dediğim gibi ar düşmanın içinde kal, tek kaldıysan zaten yaşama şansınız yok arkadaşlar. yani direkt düşersiniz. Mesela burada da biz bir tık böyle dağınık savaşmış. Bir süre sonra mesela sağa falan kayanlar olmuş. Biraz daha dağılmışız. <laughs> ya bunu kastediyorum şimdi. Bu kadar dağınık değil de. Hani bak işte biraz daha benim o ya da biraz daha hani daha öbek topluluk var. O sağa sola işte kayma olayları e, biraz daha can sıkıcı. Niye? Sağda solda savaştığın zaman işte o gerçek o şey gücünü itici gücü oluşturamıyorsun. Ama tabii adamlar da çok fazla kalmadığı için gene dövüyoruz ama. Bakın ben şu anda e, hiç geri çekme diye bir şey yok. Adamların içinde içindeyim şu anda. Bakın bütün düşmanın. Ha burada ne yapıyorum? Mesela şimdi ben bir bir veriyorsam ee, mesela bir hastane veriyorsam üç alıyorum. Ya bu savaşta. Öyle bir savaşta karlı çıkacağım bir savaşta girersin savaşırsın yani hiç sıkıntı yok önde. Yani burada ee, gördüğünüz gibi gayet bir tane kıtam öldü daha. O kadar bak kaç dakikadır adamların böyle içinde savaşıyorum. Daha bir kıtam öldü. Ee, adamlar dediğim gibi tam e, o şeyi bizim oluşturduğumuz sinerjiyi beraber savaşma olayını yapamadılar. Gene burada dediğim gibi zaten e, full Furi, Furi, birli ve Meyeme bir de iki, iki krallıkla savaşıyor şu an arkadaşlar. Onu da belirteyim. Hani tek birebir değil burası. Ee, evet burayı da ufak ufak geçelim. alan savaşıydı. Evet şimdi bayraklar e, Yavaş yavaş şu bayrakları gösterdiğim bir şey var mıydı? Evet. Buraya toplan denmiş. Şu an herhalde bayrak ulaşmak üzere kaleye. E, kalenin o alanını temizlemek üzerine bir savaş. Evet gene gayet alanda güzel organize bir savaş. Burada hedef ne nedir bayrak ulaştığı zaman kalede adamın hiçbir şekilde takviye atmasını engellemeniz gerekiyor şimdi yeni teknolojide şu olmuş arkadaşlar yeni teknolojiyi bilmiyorum hani girenler biliyordur hani birçok şey, ilerleme öyle kolay olmamış artık hani hep geridekileri fullemeyi istiyor yeni teknolojide. O yüzden kaleler şu an 3, 3, 3 milyon ya dolduruyorsun. Şimdi mesela burada en maksimum bildiğim kadar hani teknoloji ben basmadım ama basanlar şey diyor. 2 400 bu civarlarda hani geldiğinde maksimum her şey aldığında 2 400 falanlık bir top saldırı açabiliyormuşsun. Yani yaklaşık 600 k eksik açıyorsun kaleye göre. Dezavantajlısın yani kaleyi yıkmak zor. Eğer adam alanda kafa kafaya yaysan, o adam o kaleyi doldurabilirse senin o kaleyi yıkman çok zor. Yani onu söyleyeyim. Onun için Burada alanı tamamen süpürmeniz gerekiyor. Böyle, birazcık daha ilerleyelim. Bak şimdi mesela biz orada savaştığın bir anda e, şimdi biz bir de komple bir süre sonra şey yaptık hani e, bu kaleleri artık yaklaştı ya bayraklar. Şimdi biz müttefimiz dedik ki mesela sen işte TRN kalesine git biz diğer iki kaleye gideceğiz. E, şeklinde böyle kendi aramızda anlaştık. Şimdi müttefimiz dedik siz deyin buraya biz oraya değelim bu kaleleri patlatalım. E, herhalde Ruslar olmasa lazım. Çok da şey değiller aktif değiller zaten. Ruslar kendileri de diyorlar öyle çok aktif değiliz. Neredeyse ölü, ölü krallık şeklinde bir krallık. E, teknik tek oyuncuları, savaşçı oyuncusu var onlar da dedi ki bakın bayrağı getirdi. Şu soldaki benim şehrimin oradaki turuncu onların. ve bizim bayraklarımızda neredeyse diğer kaleler ulaşmış durumda arkadaşlar. şöyle ilerleteceğim. Şimdi burada bakın e, Furi Kalesi. Evet. Şimdi ilk ilk temas burada oluyor. Furi Kalesi'ne bizim bayraklarımız değdiği yer. Şimdi alanı çok güzel temizlemeye çalışıyoruz. Burada Boydika şey Gılgamış herhalde çok fazlası var mıydı bu arada? Bakın hepsi düştü kıtaların. Burada işte sizin de takviye atmanız çok önemli. Hemen biz oraya yöneldik. O arada gene yukarıdan e, TRN normalde hani ben şey şey düşünüyordum. Hani TRN'yi bir kaçarız gibi seni düşünüyordum. E, i̇lk ilk bu, buraya değdim değdiğimizi farkında değilim. Buraya değmiş istedik. Buraya top saldırı açılmış. O ara tabii ki ben çıktık hani skortta falan da değildim. Ve burada da son bayrakta da diğer MYM kalesine. 3 tane biliyorsunuz üçgen şeklindeydi kaleler. Üçüne de Ulaşım sağlandı. Şimdi bu kaleler biterse ne olurdu? Yani bu kaleleri mesela neden yıkmanız gerekiyor? Şimdi bu kale bittiği zaman adam örnek veriyorum e, savaştı 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 sonra dedi ki yeter ya bizim uyku saatimiz geldi veya işte oyuncularımız artık savaşmak istemiyor biraz, biraz bir mola verelim dediğinde bu kale bir, bir günde düşen bir şey. Bayrak gibi değil bayrak mesela 30-40 dakikada düşüyor. E, onun için oyuncularınıza dinlenme fırsatı verebiliyor. Mesela Kale'nin içinde olduğunuz takdirde Kale zaten bir günde yıkıldığı için kolay kolay sizin oranı yıkıp sizi sıfırlama gibi bir şansları yok. Ee, dediğim gibi yani alanda daha uzun, daha sıkıntı yaratmanızı sağlıyor karşı tarafa. Evet gördüğünüz gibi komple artık kontrolü o arka hattın kontrolü alındı. Şu an yani takviye alamıyor karşı tarafın şeyi kalesi. Şu an e, takviye atmaya gelmeye çalışanlar var. Sıvarım da başladı artık. E, zaten belli bir çok az bir şey kaldığı için sıvarım atmanın herhangi bir sakıncası yok. Evet kaleyi patlattık. E, burada raporu gösteriyor muydum bilmiyorum. Attılar sanki. Ben giremedim zaten. Top saldırıya da arkada kaldık. Şimdi burada mesela işte biz çekilince alan üstünlüğü kaybedildi. E, tekrardan şimdi hedefimiz o taraf. Şimdi bir, bir kale patladı. Evet, şimdi bu bayrakta bitti. Şimdi TRN kalesi tarafına ee, bakın bu da top saldırının şey eee Janziska Nevski gayet iyi. Yani şeyin karşı taraf iyi çıkmış ama swarm yediğimiz mesela adam ölü vermiş bakın. 70 vermiş. Ee, bu top saldırı sıvar mı için o şekilde çıkması normal. Tabii ki normalde Jan ona Ziyank Nevski daha normalde baktığınızda Ziyank Nevski daha karlı çıkardı. Ama burada tabii ki bir herhalde arkadaşımız yeni gelen bir arkadaşımıza hem ilk böyle şeyini onun açmak istediler. Yeni aramıza bu, bu, KVK katılan bir arkadaş vardı. Onun e, top saldırısını hem görme adına iyi oldu. E, sonuçta sonuç olarak patlatıldı kale. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada çok az ilerleteyim. Bakın toplanılıyor. Şimdi düşman zaten belli bir sayıya ulaşmış. Şimdi burada gidip de ben 5 kıtamla veya işte 20-30 kıtayla gidip burada savaşmanın mantığı yok. Burada bakın e, 67 yani bizim müttefimiz olan buradan bastırdı. Şimdi onu görür görmez bizi bizim e, şeyde komutta hemen e, tost yapacaksın yani. Burada şimdi, çünkü senin adamın oradan geliyor. Şimdi sen burada izleyem izlemeyeceksin işte. Burada bu, bu fırsatı bulmuşken hemen hop araya alacaksınız arkadaşlar. Evet, buff'lar basıldı. <laughs> bu şey gibi oldu aynı şey saç gibi. evet. E şimdi düşmanda bakın geri çekilen var, sabit duran var. E onlar da kararsız hani şey 67 öbür taraftan geliyor. Yani ne bu kadar nezar iyi tam ortada savaşıyor ama çok iyi demiş vuruyor şu an arkadaşlar. Aslında ben burada şey yaptım seçemedim seçemediğim için hepsini sabit bıraktım ama e, acayip kast kasınca da sabit bıraktım çünkü en azından hareket ettirirseniz şimdi ben ne hasar vurabileceğim ne bir şey yapabileceğim en azından dedim hani kendileri savaşır çünkü adamların zaten hafif bir toplu olduğu yer vardı ya oradan tam ortasında ben zaten burada hastanede olduğu şeyi aldık olmak üzere diyor yani. Evet güzel bakın bir anda e, çekirge sürüsü gibi çöktü alana bir e, şey de soldan geldi zaten burada inanılmaz bir hani bizim tarafın kalabalığı oluştu. E, kalende tabii ki patlaması için önemli. Dediğim gibi alan üstünlüğü her şeyden önce. Şimdi işte burada mesela işte o rakibin o gelişiyle yani düşmanın gelişi, müttefin gelişiyle bizim de öbür taraftan gelmemiz adamlar direkt hiçbir şekilde bir varlık gösteremediler. Çünkü bir anda iki kralın arasında kal ya arada kalmak sıkıntı. Böyle durumlarda. Arada kalırsan sıkıntı yaşarsın. Biz mümkün olduğunca zaten kontrollü savaştık hani o yönden. Çünkü dediğim gibi 3 kralın arasında kale atmışsın, şey üç tane kalenin ortasında kale atmış düşman kalesinin ortasında ona göre oynaman gerekiyor. Ama çok şükür güzel güzel gitti yani savaşın hani koordin olması savaşma olayı falan güzeldi yani. Bakın şimdi biz burayı dövmüş çok kalabalık değil mi burası? Mesela artık buradan hani üstten mesela hala gelip tek tek savaşanlar var. İşte bununla alakalı ee, mesela bu, bu yapılmaması lazım. Mesela şunu yapanlar hata yapıyor. Ya bu kadar ordunun içine sen 5. kıta 10. kıta girmenin bir mantığı yok. Geri toplam tekrar gelmen lazım. Burayı kuşatamazsın zaten. 5. kıta 5. kıta gelerek. Hani burada adam, adam zaten senin alanını almış. Onun için biraz da arkada toplama bölgesi belirlenip e, bir de boş boşuna hastane vermiş oluyor. Ondan sonra e, verilmesi lazım. Evet gene gördüğünüz gibi eee Biz mesela arka hattı arka alıyoruz. Yani Top saldırı gelirse burada e, kaleye savunma yapamazsın. <laughs> Kaleleri düşürelim gibisinden düşünülüyor. Ee, ve zaten ben şu an ne yaptım? Bir tane nebum düştü. Neredeyse guanım da düşmüş. Yani çok az. Diğer 3 kıtam bakın iyi durumda. O savaşta mesela güzel çıktık gene. Evet toplu saldırı geldi. Zenobia e, ne var? Flavius. Zenobia Flavius'a Ziyang Nevski. Okan abi açmış. Okan TC. E, Okan abi zaten güzel ekipmanlar falan ama on numara ekipmanı var. Teknolojisi de iyi durumda diyebiliyorum. E, <laughs> ve dediğim gibi burada bizim açtığımız toplu saldırı 2-400'lerde kalem içinde 3 var. Ama takviye gelmiyor. Biz şu an takviyeyle onu zaten her türlü dengeleyeceğiz. Evet. Burada artık ikinci kalede ilkini patlatmışız zaten. Sağda. Şimdi bu da ikinci düşmanın ikinci kalesi. O dediğim gibi üçgen koltuklar kale var ya. Evet. Burada patladı. Bakın burada mesela karlı çıkmış. 2.1'e 3.9. Ve 2.3'ü 80'den açmış. İçeride de gördüğünüz gibi daha fazla var. Evet. Bu kalede patladı. Şimdi gelelim artık Son bir kale kaldı. Yani bizim tarafta. O da MYM kalesi. Onun da şöyle şeyini gösterelim. Bu tam neresi tam hatırlamıyorum ama bir dakika. Kaleye doğru yürüyen boğaz herhalde burası. Adamların bayrağının oraya herhalde. He burada adamların kalesinin da daha yukarı tarafı burası. Adamların bayrağının ora gene. Düşman bayrağı orada. Dedik ki buradan hani düşmanı çıkartmayalım. Bu dar bir boğaz geçitti. Burada düşmanı çıkartmamız üzerine bir savaş yapıyoruz. Furi, Furi birliği var burada. MYM evet, Furi Karma. Ee, gördüğünüz gibi biz yukarıdayız. Bu kale aşağıda. Bizim bayraklarımız artık değdi. Yavaş yavaş. Evet burada adamlar mesela puşlamaya çalışıyor. Hani e, kaleye gidecek ya. Kale tam tam ha. Kale de burada şimdi. Gene gene az canı kalmış. Eee Zenobia var içeride. Buradan okçu rayısı mantıklı zaten. Yine şeyi kalesini patlattığımız fur kalesini patlattığımızda aynı toplu saldırı Boyd Kırgamış. Raporun herhalde göstermeyi unutmuş olabilirim. Son durumu şuradan gösterelim. Şimdi bakın arkadaşlar, ee, alanda şey oldu sanki böyle hani tek galip kale bizimki falan. 3 kaleyi de yıktık. Solda sadece 201 C kalesi daha defan bir tık daha hani arkada defansifti ya ve e JRP JPRP kalesi sağ kaldı. Onu da tabii ki e PV 67 bayrağını Ruslar kadar hızlı getirebilseydi işte burada da mesela Ruslar az online veya ölü krallık gibi olabilir ama bayrağı çok güzel attılar. Wave 67 o kadar hızlı iyi atamadı onlar kadar. Mesela 201 kalesine onlar çünkü biz mesela ta oraya kadar ulaşabildiysek yukarı kadar. Onlar da 201 kalesine ulaşabilir. Yani o kalede patlatılırdı mesela. bayrak düzgün gitse. Veya işte 594 e, şey, şey çok zor. Mesela JPRP kalesine yetişmek zor. Niye? Adam zaten orayı bayrakla girip önünü falan kapatır. Ama 201'e de gene ulaşılabilir dedi normalde. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayrak konusunda iyi geldik. Ee, burada 3 kaleyi de patlattık. E ee, tabii ki burada da savaş kale sadece patlatınca hemen kazandık diye bir şey yok tabii ki. Ee, sadece burada yerinizi daha sağlamlaştırmış oluyorsunuz. Yani bizim kalemiz, bizim kalelerimiz bitiyor, karşı tarafın kaleleri patlatılıyor. Burada o adamların kalesi bir Bizim biz 3 üç, üç tane kralın kalesinin arasında Phoenix kalesi kalacaktı. Evet bu şekilde e, kale konusunda e, çok şükür patlattık yani bütün kaleleri savaşın artık böyle e, yavaş yavaş şu ben de herhalde burada artık yemeğe mi gitmiştim bir şey yapmıştım şu şu alan savaşında artık ya bir on izleyin burada ben artık yokum herhalde bir yemeğe mi gittim bir şey yaptım bu kayıt da açık kalmış <laughs> tam bu çerçevede son savaşlarda izler şey yaparken şimdi bu ilk videoda arkadaşlar e, daha sonra tabii ki ben sizlerle ikinci partta paylaşacağım sonra bu zondaki savaşla ilgili artık e, videomuz bitecek sonra inşallah daha İlerleyen zonlarda savaş videolarımız gelmeye devam eder zamanımız olursa çekeceğiz. E, güzel bir zon savaşı oldu. Buradaki hedeflerimize ulaştık. Neydi hedefimiz? O üç kale, üçgen şeklindeki üç kaleyi patlatabilmek ve bu üç kaleyi de patlattık. Kendi kalemizi de sağlamladık oraya ve müttefiklerimizin kalelerini. E, alan savaşında gayet iyiydik. Ki zaten bu e, oyunda şu anda yavaş yavaş olay iyice alan savaşına dönüyor. Çünkü teknolojide şeyi gördüm top saldırı sıfırlama veya garnizon sıvarlama da ata arttıran falan özellikler gelmiş. Hani bu yavaş yavaş ne anlama geliyor? Kardeşim alanı kaybedersen artık bayrak tutman da çok zor. Önceden mesela 4-5 tane balina vesaire bir bayrağı oturdum orayı sürekli doldurup tutabiliyordu alanı kaybetse bile. şimdi öyle bir şansı çok zor yani. Bu bayraklara ve şeylere daha sıvarmlayarak vuranlar fazla vuracağı için balina, diğer tarafın balinaları da buraları sıvarmlayarak düşürebilirler arkadaşlar. E, oyun ya o yönden Çünkü yavaş yavaş değişiyor Tabii ki bu daha e, oyunun biliyorsunuz update'ler falan geldi dizilimler bilmem neler formasyonlar onlar tabii daha gelmedi şu an için güzeldi şu savaştan yani şu ana kadar olan kısımdan keyif aldık sonrası zaten artık bayrak savaşları ve e, o Bayrak savaşları etrafında dönen stratejiler e, ne oldu ne bitti onunla ilgili konuşacağız bir dahaki videoda e, sonra da en sonunda zaten <laughs> o videonun sonunda da son gelen noktayı sizlerle paylaşırım canlı canlı. Ee, şu an e, ilk zamanlarımız, ilk dakikalarımız, ilk saatlerimiz böyle geçti savaşta. Gayet iyi, e, hoş alan savaşları döndü. Ee, yani gayet ben memnunum açıkçası. Hani bizim açımızda çok çok güzel performans sergiledi yani kraldığımız açısından. Evet. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. E, Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah size dediğim gibi ikinci part olarak gelecek. Onu da artık yarın veya artık öbür gün mü, elimden geldiğince hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım zaman bulunca. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.